gerek yok. O yüzden yürüyorum abi. Ayaklarıma güveniyorum. Yürüyün abi, mutlu olun. Keyfine bakın hayatım. Sinoplu filozof. Türk filozof o zaman. O zaman mı Türk abi? Değil ama. Yeniden yollardayız. Yine enerjik bir şekilde yollardayız. Günaydın herkese. Gidiyorum ama direkt Sinop'a geçiyorum. Evet, şimdi Instagram'a birkaç story attım. Bir tane çocukla, bir tane abiyle karşılaştım. Böyle yolda oturuyordu, gördü beni. Hani sordum Kastamonu musun diye. İşte Kastamonu insanı artık abi kabullenmiş yani. Öyle bir gerçek var. Hani kabullenmişler abi. Adamlar diyor ki, evet diyor, bizim insanımız biraz kaba. Böyle yani. Kabullenmişler, bu özelliklerini kabullenmişler. Hani o yüzden bu onlara eleştiri olarak gelmiyor yani. Adamlar alışmış. Hani Kastamonu'nun insanı bile böyle alışmış. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun abi. Biz devam abi. Biz yola devam. İnsan tanımaya devam. İyisini, kötüsünü, her şeklini tanımaya devam ediyoruz abi. Geziyoruz abi. Biz gezginiz. Gezgin. İnsan tanımak, kültür tanımak, yöre tanımak. Hepsi buna dahil abi. Yapacak bir şey yok. Yani her zaman iyileriyle karşılaşacak değiliz. Kötüleri de var. Kötüler her yerde var. Kaba insan her yerde var. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ne yapalım yani? Bak, kaç kaç baktım ya abi. Uf, ters ters uçuyorlar ya. Bak, sinirim bozuldu. Mesela şu an böyle işte yurttan çıktım. Sinop sapağına kadar yürüyeceğim. Yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir yürüme mesafesi. Ama yürüyeceğim. Neden yürüyeceğim biliyor musunuz? Çünkü ben burada otostop çekersem beni kimse almaz. Yalandan yere böyle böyle gelecekler beni, anladın mı? Yine el kolları getirir falan. O yüzden abi hiç gerek yok. O yüzden yürüyorum abi. Ayaklarıma güveniyorum. Ayaklarım beni oraya kadar taşır her türlü. Kendime güveniyorum o yüzden. Ya şimdi Kastamonu'lu arkadaşlar. Yani beni linçlemeyin abi hiç yalandan yere. Yani siz kendinizi biliyorsunuz zaten. 2-3 kişiyle konuştum yani Kastamonu. Adamlar da kendi kendine de söylüyorlar yani. Evet diyor, bizim insanımız böyle diyor. Yapacak bir şey yok yani. Bana ne abi? Ben de Rizeliyim mesela. Rize'nin insanı da çok gergin. Rize'nin insanı da mesela bazı kesimlerde mesela çok şey yapıyorlar yani, böyle gerginler yalandan yere, gereksiz yere. Yapacak bir şey yok. Şuraya baksana abi. Yayaların geçeceği bütün yolları araba park etmişler. Bak. Bak. Falan normalde yaya yolu. Bak şuraya bak. Evet. Kahvaltıyı Şok Market'te yaptık. Şöyle. 3 tane sandviç aldım kendime. Yedim. Bir tane süt bulya. Bir de kola içiyorum. Markette kolpaçinoda oynayan adamla denk geldim. Bu mekan baskınında havaya ateş ediyorlar ya, bunları böyle topluyor falan filan, dans ettiriyor. O adama denk geldim. Kastamonu'na denk geldi o adama. Öyle arkadaşlar, öyle. Biraz da sinema doğru gideceğim. Evet, beni Kastamonu'dan alan abi, beni bu Boyabat Sinop yolu ayrımına kadar bıraktı. Yani Sinop'a buradan bir 70-80 km yolum kaldı. Benzinle gideceğim. Su falan alacağım, çok susadım ya. Biraz oturacağım bir de. Evet, an itibariyle Sinop il sınırındayım. Şu an Sinop'a şu yol, dağın arkası Sinop. Sinop'a gelmiş bulunmaktayım. Çok mutluyum. Şimdi mesela bir tane 55 bir dakika araba geçti. Adam böyle yaptı. Buradayım dedi. Ben de tamam abi dedim. El salladı, geçti gitti. Görmek istediğim şeyler benim bunlar. Kimse beni almak zorunda değil. Ama sadece yani kimse bana el sallamak da zorunda değil. Yeter ki böyle saçma sapan el hareketleri yapmayın yani. Kamyoncu abim de Sinop mesela. Korna çaldı, el salladı. Odun taşıyor. Abi dünya hepimizin ya. 2 günlük dünya, keyfini çıkarın. Keyifli olun, neşeli olun. Buyurun abi, mutlu olun. Keyfine bakın hayatım. Başım dönüyor. Hava kapandı ya, şaka gibi. Evet. Filozof Diyojen. M.Ö. 412 yılında Sinop'ta doğmuş. Gölge etme, başka ihsan istemem lafının
sahibi kendisi. Ben bu lafı duymuştum ama Diyojen'e ait olduğunu bilmiyordum ve Sinop'ta doğduğunu da bilmiyordum. Milattan önce 412 yılında Sinop'ta doğmuş. Sinoplu filozof. Türk filozof o zaman. Bu Türk abi. Değil ama. Beni alan abi Sinop'un girişinde bana dedi. Sinop'ta bir tane trafik ışığı var, o da sadece burada dedi böyle. Bunu övünerek söyledi böyle sanki. Abi şuraya bak. Al işte. Bir tane trafik ışığı koyarsam böyle olur. Abi bizim Türkiye'de işler bunlar ya. Abi de Fransız yani. Fransa'da yaşıyor normalde. Gurbetçi. Evet, Sinop Tarihi Cezaevi. Cezaevinin çok sadece avlusu açık. Diğer tarafta restore edildiğinden dolayı kapalı. Gezemedik. Olsun. Abi böyle işte. Ne bileyim. Evet, Sinop Saat Kulesi. Sinop Saat Kulesi. Ve kalesi aynı zamanda. Bakım ve onarım. Hepsi bana denk geliyor ya. Abi hepsi bana denk geliyor gerçekten. 1923'te hizmete açılan bir bina. Sinop başarılı. Gerçekten çok iyi ya. Ben çok sevdim ya. Gayet iyi. Başarılı bir yer. Güzel ya. Sevdim ben. Sinop'u sevdim. Vallahi Sinop'u sevdim. Kastamonu'ndan sonra ben cennet gibi geldi Sinop. Gayet güzel yer ya. Mis gibi. Evet. Sinop merkezi gezdik. Sinop merkezi gezdik. Güzel gezdik. Güzel. Çok tatlı bir şehir. Trafik ışığı yokmuş. Hani Türkiye'de trafik ışığının olmadığı tek ilmiş. Evet. Sonucu da bu zaten. Şöyle. Ondan sonra kaleye gittim, kapalıydı. Cezaevine gittim, tadilattaydı. Kale de tadilattaydı. Ondan sonra filozof var işte. Filozofun yanına uğradım. Ondan sonra biraz yürüdüm, yemek yedim. Biraz şehri gezdim. Şehri gezdikten sonra şehri gezdim. Tatlı bir şehir, kalabalık. Abi Karadeniz'in şakası olmaz. Tam çıkarken şurada güzel yerler gördüm. Oraya bir gideyim. Kaleler falan filan var. Güzel. Ama orası kapalı galiba ya. Yurt bir tık uzak. Yani şehir merkezine biraz uzak. 8-9 kilometre. O yüzden burada bir otostop deneyeceğim. En kötü minibüsler gidiyor ama minibüs kullanmayı şu an düşünmüyorum. Otostopla gidebilirsin. Ne hala. Hastane ışıklardasın. Kırmızı ışıkta mı, yeşil ışıkta mı? Yurt merkeze çok uzak. Yani gerçekten çok uzak. Ve köyde yani. Köyde. O yüzden. Ya bu biraz iyi bir şey değil tabii ki benim için. Böyle. Ya keşke çadır kursaydım şöyle. Yurt güzel ama İngilizce.